ولی الله تبارک و تعالی حکمت نوره، الله تبارک و تعالی مصلحت نوره، بدون یعنی دار الامتحان یارد الله تبارک و تعالی، دار الامتحان یاردن زم شو ظاهری ذاتلره سببت قوید، بر نجه ذاتلره ظاهرن تلک ایشلره سببت قویدی، بر نجه ذاتلره ظاهرن قوی ایشلره سببت قویدی، تا بل بندلرنی الله تبارک و تعالی امتحان اتمند چکه. شو جزئی اختیار برنم ملن تلک ایشلن سببلرنه متوسل بولیامی، قوی ایشلن سببلرنه متوسل بولیامی. بس بل اهل سنه والجماعه ايد بلر اياك نعبد واياك نستعين هم ما işlerde hudaydan kömek talep ediyor hem ma işlerimizde hudaya ibadet ediyor bes ölü bilen dirin arasını fark eden adamlar gayb bilen hazırın arasını fark eden adamlar üstüne şirk ola üstüne lazım öyle Bismillahirrahmanirrahim hormatlı mümin ve müslüman türkmen doğulur ustad merhum el arif el allame hac abdülcelil ahun cafer bay takdirlerin İbadette huzur-u huşuğun ehmiyeti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin necre, beşir-u nezir borşu hakta ve Huday Tebarek ve Teala'nın emru nehisini eda etmekteki felsefeleri beyan etmeyenle aydın kurumlarını 13. şumarada 55 dakika ve 21 saniyenin müddetinde dikkatini de hüdürleyersin. Bu gurrun 1356. Hicri Şemsi yılının İsfend ayının 3'üne Çaharşembe günü Kummet şehrinin Küçük Olum adlı obasında Mescidi El İcabe'de bir mevlut merasımına yerine getirildi. Dinleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله تبارك وتعالى بذئي برن Peygamberini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ını bize tanıtmak için şu ayetini Kur'an-ı Kerim'de bize veriptir. Allah Tebarek ve Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. Ya eyyühen nebiyyü. Nebi dediği Allah Tebarek ve Teala Adem'in içinden bir nefer sayılıp Ya eyyühen nebiyyü deyip hitap etmekle, nida etmekle bize aşkar oluyor. Nübüvvet diyen keramet Nübüvvet diyen fiilag şol Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a berilibdir. Nübüvvet diyeni Allah Tebarek ve Teala'nın adetince şu adamların içinden bir adam ile rabıtayı müstakim tutup Allah Tebarek ve Teala edecek evamırlarını ve edecek menahilerini, verecek desturlarını şol adama yetiştiriyor. Ol adamını şu öz zamanındaki ümmetlerine yetiştiriyor. Şuna diyenler Nebi İnna erselnaka ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam sana nübüvvet halatını giydirdik ve seni de resul hem ettik. İnna erselnaka dedi ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam sana nübüvvet makamını verişimiz yalak risalet derecesini sana verdik. Risalet diyeni nübüvvetten bazı tefsirlere göre ikisinin farkı bir am bir has. Nebi dediği Allah Teala bilen rabıtası ba velev yani kitabı bolsun Kur'an yanak cesur namesi bolsun ha bolmasın yöne vahiy bilen Cibril'in gelmekliği bilen umut bariyanması da nebi değil ya ve yani kitabı ba olsa Kur'an yanak Tevrat yanak İncil yanak Zebur yanak kitap gelen mi olsa ona da nebi değil Allah. Nebi manası am. Ama Resul manası ondan hatırak Allah Tebarek ve Teala bilen rabıtı müstakimi bulup vahiy bulup Yani de destur namazı bağ olsa, öz eline de bir kitap verilen mi olsa, ona Resul diyen. Ve Resul kitaplılara aydılıyor, kitapsızlara aydılmıyor. Nebi diyen ikisine de aydılıyor. Yani kitabı olsun, hap olmasın. Hulasa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Tebarek ve Teala sana nübüvvet derecesini verdik ve risalet derecesini verdik diyor. Allah Tebarek ve Teala'nın bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet ve risalet derece veriptir.
Ne halle verdim, şu halle verdim niye? İnne erselnake şahiden ve mübeşşiren. Men ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, seni peygamber ettim, sen şahit bolyan halatın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neme ve şahit? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam özünü peygamberlik edilenin meylek ta ahir zamanı çelli dören insanlardan erkek bolsun, hatun bolsun kim iman getiren olsa imanla imanına şahit. İman getirmeyeni küfür nauzu billahi hudayı saklasın. İmansız olsa, inkar eden olsa, hudayı tanımayan olsa, peygamber tanımayan olsa olan küfrüne şahit. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu derecesi var ki inna erselnake şahiden, seni şu cüre amallara edilen işlere şahit edip verdik diye. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim amallarımıza şahit olacak olsa, bizim amallarımıza haberdar olmalı, bizim amallarımızdan yetikçilik edyen olmalı. Çünkü şu şahit buluşunun tefsirini bazı hadislerde aydıya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aydıya, bana ümmetimin edyen amalları haftada iki gün kok ediliyor diye. Bir duşanma gün, bir penşanma gün. Ben eğer ümmetlerimin içinden her bir şahsın, her bir ferdin defter namazını gören vatımına, şu amal namazını gören vatımına, İn vecette hayran hamdullah'a. Eğer hayır tapsam Hudaya şükredeyen. Eğer hayırdan başka teleke tapsam onunla Huday Teala'dan ötüş talep edeyen, Huday Teala'dan mağfiret talep edeyen, Huday Teala'dan dua edeyen, ey bar Hudaya falan ümmetim şu cüre telekeçilik ediptir, şun günahını bağışla deyip biz için dua ediyor. Şundan çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ediyor, hayati hayrul lekum ve memati hayrul lekum. Men diğerliğim de siz için hayırdır ve men aradan çıkmaklığım da siz için hayırdır. Ve mübeşşiren ve yine şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam men seni Resul ettim mübeşşir olan halinde bu işle yozu olan halinde. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam in berki bir işareti imanlı geçerlere cennet bilen bir işaret ediyor. İmansız ve geçerlere neuzubillah imansızlara davlak bilen bir işaret ediyor. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bişareti imanlılara, mümin adamlara cennet bilen bişaret berşi alak bu dünyada edilen amallarda ihsan bilen ediyen ne var? Ve ihsansız yani amal zahiri ediyen ne var? Her kim ihsan derecesine minip Huday Teala'nı ibadet edenler, goya ki Huday Teala'nı görüyen yanık bulup ibadet ediyen olsa, şu makama yetip bilen olsa, hatta ki Fatiha'da biz elhamdülillah, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in niyaz, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'ini, ne makamdaki adam aydı bilir, İyyâke deyip Arap dilinle, yanına bağır adam aydı bilir, İyyâke dedi, sana dedi. Avul başlaka'yı diye, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah, tamam dünyanın yüzündeki, hamd-ı sitayiş, yani kemal sıfatlar Huday Teala'nkıdır. Huday Teala'dan maşhazatta nuksan vardır. Gerçi oluk 10 derece yetişti de Huday Teala'da nuksan neyilen, ayıp neyilen zat hiç vakti yoktur diye. Veli elhamdülillah bilen başlanmaz bilen elhamdülillahi rabbil alemin bile gayb yani ismi zahir değil ya. İstilahda nahum istilahında ismi zahir de gayb hükmünne var ya. Yani yok adama yok zaten adın tutanla adın tutuluyor. Onun için ismi zahirleri gaybe tökmün ediliyor. Biz namazı deslap duran vaktimizde huzur kalp bilen dursak deslap Huday Teala gayb lafızları bilen başlayaz elhamdülillah diye. Elhamdülillah diyen vaktimizde Huday Teala'nın kalbimize yüreğimize getiriyor. O zaman namazın üslubi şu Fatiha'nın nişan verişine göre namazı deslap duran vaktinde Huday'ı için durmalı, Huday'ı yüreğine salıp da elhamdülillah demeli. Tamam dünyadaki bir ayıplık, bir nüksarlık Huday'ın kıdır. Huday'dan başladın, hemmesinin ayıbı nüksanmadır. Rabbil alemin, bir de bir gayb kelimelen, ismi zahirlen biri, şol Huday'ımızın, olu kon sıfatlarının biri, Rabbil alemin, alem deyip, mâsevallâhu alem değil ya. Huday'dan başladın, hemmesine canlı olsun, cansız olsun, asman olsun, yer olsun, dağ olsun, taş olsun, hemmesine alem değil ya. Alem dediği ne dediği? Alametün li Rabbihi dediği. Alametün li Halikihi. Alametün li Malikihi dediği.
aklı bar adam, fikri bar adam, şu asmanı yerden, şu dağ daştan, şu dünya münazzem mürettep bulup, yorup duruşundan, şun bir halıkı var, şun bir maliki var, şun bir banisi var, şun bir usrası vardığını derk etmeli. Rabbil alemin, Allah Teala'nın ola kon sıfatlarının biri ki, şu alemi şu terbiyet verip duruşundan, Hudayın vardığını, şu hücre Hudayın alımdığını, şu hücre Hudayın kadırdığını, şu hücre Hudayın semiyadığını, basirdığını, hem madadı görüp duran, bilip duranlığını, şu Rabbil alemin diyen sıfatından, şu asman zeminden derk ediliyor. Şu Rabbil alemin varan Huday, Er-Rahman, Er-Rahim, yani ola kon sıfatlarının biri, öyle de bendesinin ihtiyacı var sıfatlarının biri, şol hudayımız, şol azametli asmanı yeri yaradan hudayımız, hem işe hazır nazır olup duran hudayımız, hiç özünden bu konup görünmen, kaçıp bulacak yer yok. Sen her yeri, yerin teyine gitsene, Huday Teala hem işe hazır nazır. Asmanı kaçıp çıksana Huday Teala hazır nazır. Şözürü hazır nazır olan hudayımız Er-Rahman'dır. Rahman ne dediğine ne dedi? Allah Tebareke ve Teala Rahman-ı dünya, şu dünyadan ötüyancak, çi imarlı olaylı, çi imansız olaylı, Allah Teala rahmetini, ihsanını, hayrını bizim üstümüze koyup duydu, döküp duydu. Er-Rahim, şu bizim Rabbimiz, şu bizim Malikimiz, şu bizim Halkımız, şu cüre azametli, şu cüre heybetli olan, şu cüre hem yerde hazır ve nazır olan Hudayımız, Er-Rahim, Rahim-ül Ahiret. Rahim dediği, Allah Tebareke ve Teala hem bendesine vade veriptir, şu vaktten vaktinizi geçirseniz, ondan sonra hemen rahmetim yok. Allah Tebareke ve Teala'nın veren vadesini hadis-i şeriflerde beyan ediyor, malem yukarıdır. Madem ki insan ahirki demi buna, karkara vakti diyorlar. Şu karkara vaktine varsa, adamın vakti elinden geçti. Ondan sonra günah işten tövbe edenin, ondan sonra imansız olup, nauzubillah iman getirenin Huday'ın yanına faydası yok. Huday Teala'nın veren rahmanlık vadesi ahirki demi de çelli. Her kim şu ahirki demi ne çelli, Huday Teala'dan yana yüzlenebilse, eden telekatiliklerine bir şey mani edebilse, Huday Teala rahim. Huday Teala, nauzu billahi hiç ayetimizi eylemesin, imansız geçtik, Huday Teala'nın rahmi yok. Er-Rahman-Rahim, Maliki Yevmiddin. Şol Rahman-Rahim olan Huday, şol Rabbil Alemin olan Huday, şol Halikimiz, Maliki Yevmiddin. Din onunun maliki, din onunun hakimi, din onunun gâdisi. Din onu dediği Allah Tebareke ve Teala muntakım. Allah Tebareke ve Teala adil. Allah Tebareke ve Teala zalimlerden, mazlumla hakkını verecek. Allah Tebareke ve Teala özüne serkeşlik edip, özüne itaat etmediklerin hesabına yetikçilik edecek. Şolardan bağışlaması tembih verecek. Ve şu dünya, şu cüre gün yaşıp, gün doğup, gün yaşıp dursa, şu hiç vakitte ayrılmak yok olsa, kadim olsa, hem işe asman zemin, tuğlani müddet ağırbaşı yok olsa, Allah Tebareke ve Teala'nın adıllığı, Allah Tebareke ve Teala'nın muntakımlığı nereden belli olacak? Biz şundan söyleyeyim, Allah Tebareke ve Teala bir tarp belleptir bizden söyleyeyim, Allah Tebareke ve Teala bir vakit belleptir bizden söyleyeyim, hem avvalinden ahirine çelli geçen adamların hemmesi bir meydana yığınanıp, ne derini bilmeyen, ne rakıcını bilmeyen, Huday Teala'dan başı hakim yok, Huday Teala'dan başı gazi yok, gazavet kursisinde oturacak, fakat Huday Teala'nın özü, memur, periştelerde memurlamız, beylemiz ne derimizi bilmeyen duka, Huday Teala yeki yekiden yetişikli yetişecek, şovunun maliki de şov Huday'ın. Biz şuna varamızdan sonra, şeyle Huday Teala'nın azim sıfatlarını, ola kon sıfatlarını tevsif edip, o zaman ihsan makamı geliyor işte da, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diye, ihsan diyenlerine ama sen Huday Teala'ya ibadet etmeli, Huday'ı görüyen yanak bul. Ve şitak gelenine Huday Teala'ya müşahide edilen, Huday Teala'ya mülakat edilen, Huday Teala'ya derk edilen vakti. Riyadet çekip, öz nefsini tesbih eden adamlar, öz ruhunu tesbih eden adamlar, şitada Huday Teala'nı mukaşif ediyorlar, şitada Huday Teala'nı müşahide ediyorlar, şitada Huday Teala'ya iyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyorlar. Senden komek tala, inni Huday Teala'nı huzura getirdi, Huday Teala'nı gören yanak bolli, belki müşahide varın vaktinde Huday Teala'nı görme bile elden bolli, iyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İyyâhu değil mi ya, şuan abadet ediyen, şöcre Huday'a abadet ediyen değil mi ya, sana abadet ediyen diye. Besbil, İbadetlamalı, şu makama yetiştirip okuymalı, şu cüre huzu tapmalı, şu cüre huşu tapmalı diyenden işaret, Allah Tebareke ve Teala Fatiha'nın şu parımı nazil edip durmalı, iyyâken abdu ve iyyâken estağfirullah.
Biz senden kömek talep edýänler, senden sana vaat edýänler, senden başka kişiye vaat edýänlerdir, senden başka kişiden kömek talep edýänlerdir. Senden başka kişiden kömek talep edýänlerdir diýilenler, evliyanı çağırmalar, enbiyanı çağırmalar, mukaddimeler. Allah tebarek ve teala Fatiha'da İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn senden kömek talep edýän diýmeýe Allah tebarek ve teala İyyâke nestaîn fil umûr âhire diýmeýe. إياك نعبد وإياك نستعين في الأمور المعنوية ديما إياك نعبد وإياك نستعين في الأمور الغير العادية ديما مطلق على الإطلاق ويبتر ثنن كومك طلب ديان ثنن ما شكشتن كومك طلب ديما وقتيب بس خداي تعالى شو آياتنا ظاهرنا ورا شو آياتنا إسلشنا ورا هيتش بر أحدي دن كومك طلب ملل حتى كي ظاهري أمرلر ده شو مثلا يرد بردات يتن مثلا شو ذات ما أبر ده ديما چون بل نماز مله خدای تعالی تعهد بریت ایاک نعبد و ایاک نستعین ثواب کنن کمک طلب دیانر سنن باشه کشتن کمک طلب دیان نادر نامه دوچریم ایت میاد ای خدای شورا دیان اور دیم یار آدم اترم مده شما شورا دیان اور دیار بس بل چون اشکار بولیا نمایان مولیا دنیا ایشی و آخرت ایشی ظاهری ایش و معنوی ایش روحانی ایش و جسمانی ایش هم مثل خدای تعالی دن. بس بإيمان مدن بر ركن إشارة ذيك والقدر خيره وشره من الله تعالى الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون الله تبارك وتعالى سيدن أهدن الله يردنر سيدن إديان أفعال لنغذي إديان أعمال لنغذي خدا يردنر دي بس بتا دا مؤثر حقيقي بالإيمان مد باب ولسا إيمان نين خاصيتني بليان مرسق دنيا داك بليان إشلن هم مثل خدا يدن Hatta şu radiyana haber diyene, şu radiyana haber meklige, o sebep olsa da asli el vermek diyen zadi halka diyen Allah tebareke ve teala. Oğudun yakışı olsun, oğud yakmaklığı yakyan Huday Teala. Bıçak kesenini kesiyen Huday Teala. Hudaysız bıçak kesi diyen adam dinle çıkıyor. Hudaysız şu adam radiyana haber biliyor diyecek dinle çıkıyor. Ve bizim imanımız, ahl-i sünnet ve cemaatin imanı tesir zahiri işlerde de, batini işlerde de hemmesi Huday'dan. Biz hemmesi Huday'dan mı olsa, Huday Teala'nın koyan sebeplerinden kömek talep etsek, hamuşa Huday'dan kömek talep ettik. Huday Teala zahiri işlere, şu adamları kömek talep edinliği koyuptur. Huday Teala manevi batini işleri, enbiyaları, evliyaları koyuptur, şunlardan kömek talep edinliği. Biz şu mana bilen, şu fikir bilen, Allah Tebarek ve Teala'nın koyan esvapları şuna, Allah Tebarek ve Teala şuna bir kudret veriptir, şu radiyanı, şu kudret bilen bana alıp veriyor, alıp vermekle sebep oluyor. Ol şöyle elini vurup yukarı kaldıracak balını Huday Teala kaldırmak diyen, alp vermek diyen bir pahalı vücuda getiriyor diyen itikad bilen şuna radiyana haber diysem ben Huday'dan istedim. Hemçinen batini işlerde de, ruhani işlerde de, evliyanı çağıran bilen, enbiyanı çağıran bilen, Allah Tebarek ve Teala şu işe şu evliyanı sebebeti koyuptur, şu işe şu peygamber sebebeti koyuptur, Huday şunu sebebeti koyarsan şunu çağırıyan diysem Huday'dan çağırdım. Ve zahiri işlerde de Huday şular sebep edipdir. Şondan çürüm şuna aitken radiyan haber diyen nimeli. Manevi işlerde de Huday evliyanı enbiyan sebep edip koyuptur. Ondan çürüm Huday'ın alleyen yerinden alleyen. Şu Huday'ın islediyen yerinden isleyen. Huday'ın alleyen yerinden koyan. Huday bir yerde tükana çık koyuptur. Huday'ın tükanından alleyen diyen niyet bilen evliyadan ne çağırsak. Şu oturan adama da şu radiyan haber diysek Huday'dan isledim. Bes bil aydıp biliyar. Ehl-i sünne vel cema'a iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz Huday'a vaat edeceğiz, Huday'dan kömek talep edeceğiz, Huday'dan başka yerden kömek talep edemiyor. Radiyen everdiysek de Huday'dan everdiydiğimiz, evliyanı çağırsak da Huday'ı çağırdığımız. Çünkü evliyaya veren kudreti, evliyanın edyanı işini Huday'dan veriyoruz. Şu adamın şu radiyaya vermekliğini Huday'dan veriyoruz. Biz imanımızda, la me'assire fil kevn illallah, la halka fil kevn illallah. Şu vücutta müessir yok illa Huday-ı Teala'dan başka. Şu vücutta halık yok illa Huday-ı Teala'dan başka. Veli Allah Tebarek ve Teala'nın hikmetine göre, Allah Tebarek ve Teala'nın maslatına göre bir dünyayı darül imtihan yarattı Allah Tebarek ve Teala. Darül imtihan yaradansa şu zahiri zatlara sebep et koydu. Bir nece zatları zahiren teleke işlere sebep et koydu. Bir nece zatları zahiren kavu işlere sebep et koydu. Tabil bendelerini Allah Tebarek ve Teala imtihan etmedi çünkü. Şu cüz-i ihtiyar verenim bilen teleke işlen sebeplerine mütevessül oluyor mu? Kavu işlen sebeplerine mütevessül oluyor mu?
Bes biz ehl-i sünne vel cemaat aydıp biler. İyyâke nabudu ve iyyâke nestaîn. Hemme işlerde Hudayden kömek talep ediyoruz. Hemme işlerimizde Hudaya vaat ediyoruz. Bes ölü bilen dirin arasını fark eden adamlar, gayb bilen hazırın arasını fark eden adamlar üstüne şirk ola üstüne lazım geliyor. Şimdi yok adamı çağırsan, yok adamı çağırsan doğru değil. Bari adamı burada everdiysen doğru. Ya mesela gayb geçen evliyalar çağırsan doğru değil. Duran adama falan da verdiysen doğru diyen adam. Ya ölen adamı çağırsan doğru değil. Diğer adamı çağırsan doğru diyen adamla ölü bilen dire fark koymalı. Gayb bilen hazıra fark koymalı oluyor. Ve olan üstüne lazım geliyor. Ölüde kudret yok, diğeride kudret var. Diğeri şu adı evermekle müessir. Diğeri şu adı evereni, şu adı evereyen, şu adam Hudaya veren ok demek onun üstüne veriyor. Biz ehl-i sünne vel cemaat, ölü olsun, diri olsun, icadı hemmesini Huday Teala'dan veriyoruz, hemmesini Huday Teala'ya aydıp biliyoruz, ey bar Huday'a senin komik talep ediyoruz. Ama o pırkılı aydı bilmez, diriyi çağırmak doğru, ölüyü çağırmak doğru dediyse, yanına kıyın çağırmak doğru, kayıp çağırmak doğru dediyse, kayıp olanına eser yok buluyor, diri olanına eser ediyor, Huday'sı şöyle veriyor dediği olur. Nauzubillah. Ve o adamlar, hemme işte biz Huday Teala'dan komik talep ediyoruz deyip bilmeye patlılarını. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn alel itlâk aydıp bilmeye. Onlar aitmalı oluyor, iyyâke nâbudu. Ey var Huday'a, ben sana ibadet ediyen, ibadetime sen için ediyen ve iyyâke nestaîn, senden komik talep ediyen adam yok yerine. Senden komik talep ediyen ahiret işlerine. Senden komik talep ediyen ruhaniyet işlerine. Ama dünyanın işlerine sen bilen işim yok. Yanımdaki oturan adam bağlı sen bilen işim yok. Şu yanımdaki adama ver ya. Dünya işlerini şu adamlar ediyor, şu adamlar yaratıyor, şu adamlar vücuda getiriyor demeli oluyor. Ve o adamlar aydıp bilmeye, la halka fil kevni illallah. Dünyanın yüzünde yaratıcı yoktur, meğer Huday birce Hudaydır. Dünyanın yüzünde müessir yoktur, meğer birce Hudaydır deyip o adamlar aydıp bilmeye. Ve ehl-i sünne vel cemaattir, Huday Teala'nı tevhide hakiki bilen tevhidleyen. Ve Allah tebarek ve teala şu Muhammed aleyhissalatu vesselam'a şu üzere kuvvet verdi ki inna erselnake şahiden. Biz seni şahit yarattık ve mübeşşir yarattık. Allah tebarek ve teala Muhammed aleyhisselam'ı mübeşşir yaratıptır. Şu derece yeterlere Muhammed aleyhissalatu vesselam lika bilen müşledi. Muhammed aleyhissalatu vesselam iyyâke nabdu ve iyyâke nestaîn'e ihsan makamını yeten adamlara sen Huday Teala'ya bir vaktinde de sataşşak deyip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buluşluyor. Muhammed Aleyhisselatü'nün bişareti amma adamlara da var. Muhammed Aleyhisselatü'nün bişareti khas adamlara da var. Şu ihsan makamına yetip, ihsan derecesi bilen işleyen adamlara Muhammed Aleyhisselatü Vesselam lika-i müşahidet bilen buluşluyor. Yönü iman yetirip, amel salık edip, teleki işten kaçıp böğren adamlara cennet bilen buluşluyor. Ve nezîren, biz seni iyi verdik diye, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, nezir olan halini iyi verdik. Nezir diyeni korkulgıcı. Teleki iş etsen, Huday Teala'nın emrine çıksan, iman getirmesen, euzubillah, Huday seni davulakta yakacak diye, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, şu cüre vazifesi var ki, bizi korkulup durmalı, hemçinen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın veresesi olan ulemalar da, hem işe nezirliğine kaim olup durmalı. Ve da'iyen ilallah, ben seni nübüvvet derecesini verdim, risalet derecesini verdim, şehadet makamını verdim, bişaret makamını verdim, korkulmak, nezaret, tehdit makamını verdim ve seni de ve da'iyen ilallah. Bişaret verecek bolsan, halkları nezir olacak bolsan, korkulacak bolsan, sen üstüne şu lazım geliyor ve da'iyen ilallah. Allah Teala'dan yana çağırmadın şimdi. Allah Teala'dan yana çağırmadın şimdi. Allah Teala'nın isleyen yolundan yana çağırmadın çıkayım. Ya Allah Teala'nın müşahidesinden çıkayım çağırmadın çıkayım. Allah Teala'ya satışmaya çağırmadın çıkayım. Ve da'iyen ilallah. Hudaya çağıracak olup. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi Hudaya çağırıyor diyenin iki manası var. Hudayın bizim üstümüze koyan şeriatını çağırıyor. Dedi ki ya Huday Teala'nın özüne vasıl olmadan çıkayım. El usul ilallah'dan çıkayım çağırıyor. Biz Huday Teala'ya çağırıyan اولین çağırıcı Allah Tebarek ve Teala oldu. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor: "Vallahi yed'u ila daris selam." Huday sizi cennete çağırıyor. Şaklıkçı çağırıyor.
bir sınıfı, ilk ulu kavmi, Huday Teala'nın yoluna çağırdığının arkası Allah Tebarek ve Teala. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, Vallahi yed'u cemi'i ibadihi ila darisselam. Allah Tebarek ve Teala bendelerinin hemmesini çağırıyor, darisselam cennetine çağırıyor diyor. Ve ikilinci de da'i, Huday yoluna çağırılan ikilincisi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Tebarek ve Teala diyor, ve da'iyen ilallahi biiznihi. Hem Allah Teala'nın yanına çağırıyan halini seni Resul ettik, Huday Teala'nın iradesi bilen, Huday Teala'nın izni bilen. Ve siracen munira. Ve yine seni ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resul edip iyi verdik, nezre olan halini Resul edip iyi verdik, siracı munir olan halini. Yani bir ışığı ki hem iyi şey yanıp duralım. Bu atın ışıkları yanık değil, simülse yanınak, sivicin ve sınfiyonuya, kerhane tarap bulsa sönüye, çarkı devulse duruyor, burada etiye, o değil. Allah Tebarek ve Teala, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve siracen munira. Seni iyi verdik, Resul ettik, ta risaletin payan mulyacı, yani kıyamet içeri yanıp duran ışık bulan halini. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bir çıra ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Resullük berlen vatında, kırk yaşanına yanan çırası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ta kıyamet içeri yanıp duran. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ışıklığı bir yeri ışık veren o, şu bir duran yerinin tamamı alemi, dünya obrucundan obrucuna, semavatu yeru hemmesine ışık veriyor. Yani demedi belli bir alalı husus, falan yeri ışık veren halini diyen o, Allah Tebarek ve Teala, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı alel itlak siracan munira. Sen bir yanıp duran sıra değil. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu cüre haletleri var, yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tevsif edip Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسُكُمْ Ey bendelem ne Allah Tebarek ve Teala, size bir Resul geldi, öz cinsinizden, öz mahiyetinizden, özünüz yalak beşer, çün on bilen ünsleşer yalak, çün on bilen kepleşer yalak, çün on bilen evrenşer yalak, öz cinsinizden bir Resul'ü verdim diyor. Şu Resul nedir Resul? Şu Resul'ün sıfatların biri azizun aleyhi ma'anittum. Azizun yani ağırdır, yük yalak bolyandır aleyhi şol iyi veren Resul'üme ma'anittum sizin müşakkata düşmekliniz. Müşakkata düşmek şeriat-ı İslam'dan en bilen molya. Her kim şeriat-ı İslam'ı ayağa şakta koyup şeriat-ı İslam'ın desturu bilen amel etmeyeni münharif olsa şu müşakkata düştü. Ve bunun netice geliyor, her kim şeriyetten çıksa, her kim günah iş etse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ağır geliyor. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teleki iş edemiz ağır gelmekliği, nedir ağır gelmeli? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bizim amallarımız yetiştirilmeyen varsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim amallarımızın haber olmayan varsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim teleki işimizden nedir yetişmeli? Ve şu Kur'an sarahaten belli oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şu edilen amalleri yetiştirilenle yan hadisini sahihler. Çünkü Kur'an ne diyor? Evvelena şahit dedi. Şahit olacak olsa da görmediklerine bilmediklerine şahit olacak dedi. Ve şahit olayan mı olsa bilmeli oluyor, haberdar olmalı oluyor. Ve bizim telekev işlemimizden, telekev edenimizden eziyet çeken mi olsa da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetlerin amallarından haberdar olmalı. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haberdar oluşu, bu vakti zamanın defkalarının haberdar oluşundan güçlü. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biz her namazımızda, oturumuzda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a selam veriyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanını namaz okuysak da, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyor. Başka yerde namaz okuysak da, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aramızdan çıkıp gidiptir. Münne de namaz okuyamızda Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü diye. Esselamu Aleyke dedik de yani İyyâke Nâbudu diyalık huzur adama ediliyor Aleyke deyip sana selam olsun deyip. Ve destur-ı İslam Esselamu Aleyke bilen bize buyruk veriptir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şu şahitlığını teyit edecek olup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu edilen amallardan haberbadını teyit edecek olup. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, sana selam olsun ey peygamber diye. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da şu cüre kuvveti derrake var, şu cüre kuvveti manevi var, her an
bir vaqtda million ha yerdan, yering o başından bu başından, asmanlardan Muhammed aleyhissalatu vesselam, "Esselamu aleyke" deyilen vaqtında şu selamı Muhammed aleyhissalatu vesselam biduni ki on sesini ona, on sesini ona katıştırmani, pert pert hemmesinin kini alet ta'in Muhammed aleyhissalatu vesselam derk edildi. Ama bu hatta demirden, semirden, simden becerilen kuvvalar bir yerden derk edeni bilen, o bir yerden derk edeni bilen o. Yerin o başından çekeni bilen, o başından çekip bilen o. Ama Muhammed aleyhissalatu vesselam'a Allah tebarek ve teala şu cürü kuvveti manevi veriptir ki her anne bir cevapta, bir cedağıya milyon ha yerden selam versen hemmesinin selamını, men aydan mı, sen aydan mı, on aydan mı, birbirine katıştırmanı, birbirine mülahım olmanı Muhammed aleyhissalatu vesselam derk dedi ya, Muhammed aleyhissalatu vesselam şu selama cevap veriyor. Eğerçe biz o cevabı eşitip bilmedik. Veli ihsan makamını yeten adamlar, riyadet çeken adamlardan kitaplarda yalanma, men her vaatta namazda "Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü" diyen vaktimde Muhammed aleyhissalatu vesselamın cevabını eşitiyordum diyen adamlar kitaplarda yalanma. Muhammed aleyhissalatu vesselam şu cüre bir hormatlı, Muhammed aleyhissalatu vesselam şu cüre azametli, biz de Allah tebarek ve teala'nın rahmetinden, Allah tebarek ve teala'nın lütfü kereminden şözre hormatlı, şözre alamatlı, şözre olakon peygamberin ümmeti var. Onun için Allah tebarek ve teala bize diyor, "Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas." Siz ey Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmeti, siz dünya dörenin merik ümmetlerin hem ümmetlerden kavu ümmetsiz ve şerafetli ve silahlı Huday Teala'nın yanına hormatlı ümmetsiz diyor. Madem ki peygamberimiz güçlü olanlar, peygamberimizin derecesi olakon olanlar, Peygamber olarak ona ümmetin, ümmeti de beyleki ümmetlerden olarak olmalıyor. Biz şu, Allah tebarek ve teala bize şu bakti veriptir. Muhammed aleyhissalatu vesselam hürmetli peygamberin ümmeti ediptir. Biz ne? Şan şükran ehin etmiyor. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de diye, eğer ben bir nimeti versem, şan şükrünü etsen de, şan bereketini arttırarım diye. Emma wala in kafartum in azabi la shadid diye. Eğer küfranı nimet etseniz men azabım katıdır. Yani Allah Tebarak ve Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor: "İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim." Allah Tebarak ve Teala bir ümmetine hayır veren olsa, Allah Tebarak ve Teala bir ümmetine nimet veren olsa, Allah Tebarak ve Teala bir ümmetine asayiş veren olsa, Allah Tebarak ve Teala bir ümmetine emniyet veren olsa Allah Tebarek ve Teala şu beren nimetini almaz, hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Ta özleri yutkayan şeydi. Biz özümüz yutkamasak, özümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çılgınından çıkmasak, özümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından çıkmasak, Allah Tebarek ve Teala bize beren asayişini, Allah Tebarek ve Teala bize beren nimetini, Allah Tebarek ve Teala bize beren emniyetini elimizden alacak yani. Huday Teala şu cüre vadeleşiyor ki, özümüz yutkamasanız ben almarım diye. Vakti ki özümüz yüksek, onunla Huday Teala'nın meşiyetinde elimizden nimetimizi tadı alamalı, yok almanı kıyamete azabımızı koyduğu da olağın kıyamalı. Ama kıyamete koyanı bilenle, begene riyalak değil, ve la azabı la ahiret eşed dua yapar. Ahirete koyulan azap, bir dünyada verilecek azaptan olakonu ve cavidan ve tükönmeyen. Onun için bir, şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iftihar ediyen mi olsak, şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetimiz var olsa, biz ne iş etmeli? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da şu cüre Huday şu cüre olu konu ediptir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Huday şu cüresiyle yaptır. Asli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da muhabbetimiz Huday'a muhabbetimiz var burada. Huday'ı özümüzü Halık-ı Malik-ı Razık bilensek. Huday-ı Teala'ya muhabbetimiz bulansak. Huday-ı Teala'nın aziz gören peygamberi. Şundan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetimiz kendi. Biz Huday'a muhabbetimizin bağdığımızı çiletecek olsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın muhabbetimiz bağdığını çiletecek olsak, Allah tebarek ve teala bize ne mi diyor? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Muhammed aleyhissalatu vesselam'a Allah tebarek ve teala desir oraya, siz Huday'a muhabbetiniz için olsa, Huday-ı Teala'ya muhabbetiniz bağ olsa, Muhammed aleyhissalatu vesselam'a tabi olun. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetimizi çınırdıracak olsak, Allah Tebarek ve Teala'ya inanıyorluğumuzu ve muhabbetimizi bağdığını çınırdıracak olsak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmalı.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nire de tavuk olmalı. İslam'ı atın tavuk ol, İslam'ı atın sığırından çıkamalı dedi. Değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a in kuntum tuhubbuna Allah'a kuntum Müslüman cemaatin hemmesini hitap. Ha yaş olsun, ha yaşlı olsun, garip olsun, bay olsun, bikar olsun, işli olsun. Hemmeniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tavuk olun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Tebarek ve Teala'dan bize getiren vazifesi, Allah Tebarek ve Teala'dan getiren bize yolu yekebbir nevgi cemaate hasen. Muallak olsan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu gezmeli, karası olsan o doktiyanı gezivermeli değilen zat yok. Yaşlı olsan şeriyete gelmeli, cevallar şeriatın taşını gezivermeli değilen zat yok. Ya toy olsa şeriattan çıkamalı, toy ay toyçılıktır, halan işin edameli değilen şeriatta Kur'an'ın hadisi yok. Ya yaş vaktinde, ay inni Hudayi Teala sana musibet veriptir, musibet vaktinde halen dadi bir zatçılığını, halen ırzı vaçılığını ediver diyen hiç vakti şeriatta yok. Şeriata hemme zatı, şeriatın bize getiren vazifesi hemmemize şamil. Yaş olsun, yaşlı olsun, bikar olsun, işli olsun, tayhan olsun, tacir olsun, bayi olsun, garip olsun, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getiren vazifesi hemmesinin üstüne kurulu koyulu. Her kim şu vazifeni edip bilse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olduğu, Hudaya muhabbetin badiyen için olduğu. Her kim şu vazifeni etmese, hani Hudayi Teala'a muhabbeti vardığı, hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbeti vardığı. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Hudayi şu Hudayi'liği bilen şücre tavsiye edipdir. Ve şimdi bize neyme iftihar, şücre Hudayi'nin evvel şahsının, şücre Hudayi'nin makam veren şahsının, Aydın neslek iftihar mı? Ya bir şu dünyada ya o tadı bir tadı bir ateşenesi belli değil belli değil bir profesördür, danışmandır, bir dattır, şu falan mühimden ayda deyip şunun eline düştük iftihar mı? Müslüman en iyisi var adam, iman kanı en namını var adam, Hudayin aydınına, Hudayin evin adamsına, Hudayin tevzif eden adamsı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın reftarına uğra reftar etse, şöyle iftihar. Bize iftihar değildir, falan yerde falan fırka varmıştık, falan yerde falan fırka varmıştık, şu hilli şekli varmıştık, şu hilli libası varmıştık, hilli giyimi varmıştık, şuna meyledecek olmak bize iftihar değildir. Allah Tebarek ve Teala bizi cennete eltmeden süreyim, Allah Tebarek ve Teala bize rahmetmeden süreyim. Allah Tebarek ve Teala bize öz didarını kökezmeden süreyim. Şu dünyada bir nece ahlakları bilen emre diye, şu dünyada bir nece işlerden nehye diye. Allah Tebarek ve Teala iki işi var. Allah Teala etmeli işleri var. Allah Teala kaç diyen zat kaçma işleri var. Allah Tebarek ve Teala her iş etmeli deyip büyürse şu felsefe hikmeti var. Bir direk yere Hudayi Teala bir zatı büyürmeye. Her zatı büyürse, her zatın üstüne bir zat etmeliyse Allah Tebarek ve Teala şunu bizim hayrımızdan çürüyüm, içtimağın hayrından çürüyüm, ahiretteki hayırdan çürüyüm, bizim boynumuza teklif ediyor. Kösemeden çürüyüm, biz ibadet edenimizi bilen Hudayi Teala'nın kudreti artıp Hudayi Teala'nın mülkü artıyan zatı yok. Biz hemmemiz dünyanın yüzündeki baştan ayak, hem mademler şeytan yanık, telekev olanı bilir, Hudayi Teala'nın iğneğin ucu alacak, ziyan çekeyen zat diyor. Ve Hudayi Teala bizi bir nece zatlardan nehye diye öz hayrımızdan çürüyüm, Hudayi Teala bir nece zatları emre diye öz hayrımızdan çürüyüm. Şeriat-ı İslam'da mesela belki yenilecek zat, Hudayi Teala bize buyuruptur, lebat giymek. Mağdur zat yalanaç gelip görmelidir. Şerh buyuruptur, libas giymeli. Libası, felsefesi, şeriat-ı İslam'da ne? Libasın felsefesi, şeriat-ı İslam'da libas soğuktan ve kızgından saklamalı. Bir felsefe, dünyevisi şu ki, gün çıkıp tuğa yalanaç gelsin, ennamın yakacak, birlay edecek, gün vuracak, şundan saklar yalak, soğuk basa üşüyecek, şundan saklar yalak. Allah Tebarek ve Teala şerh ediptir, libas giymeli. İkinci felsefesi, Allah Tebarek ve Teala avret değil yani zat mı? Birbirimizin yaşırmalı. Hatta ki çöle yerde de bir kadarlık hacet açmalı. Çünkü Hudayi Teala ve bu perişteler ve onlardan utanıp öz gerek miktarınca açmalı. Avreti yapmadan çürüm. İkinci felsefesi. Ve bir libası ki şu felsefenin bir demirini ellen verse
şu lebas şeriat-ı İslam'da lebas giydiği değil. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam aydı ya, bir kavim dörecek diye, bir cemaati dörecek diye, şolar kasiyatını arayat, giyimli yalanaş şola diye, Huday Teala'nın laneti şolara olsun, mene görecek derler. Muhammed aleyhissalatü vesselam aradan gidecek, yani ben sizin aranızda olup görecek derlerdi. Aranızdan ayrılacak, men aradan ayrılamdan sonra bir vakitte bir cemaati dörer, şu cemaata Allah Teala'nın laneti olsun diye, şu cemaat kasiyatını arayat. Geyimli yalangaç. Geyimli yalangaç diyen nâme dedi. Şol yuğuka olup, bâsinden anası görünüp, enname görünüp duran varsa, şol adam geyim, şeriat endâresi bilen geyim. Geyim edildi. Şuna Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a diye, geyimli yalangaç diye. Ya dar olup, asli cisimli hikayet ediyen varsa, bedenini hikayet ediyen varsa, tümmek yerin tümmek, çokuk yerin çokuk koku diyen varsa, şöyle geyimli yalangaç var. Biz libas, uzun olsun, kıyısı olsun, ak olsun, gök olsun, renk her türlü olsun, libas şu soğuktan ısıdan saklamalı ve avret yerini şeriatta kokan melleli yerini örtmeli. Örtücü de yuka olup bersinden anısı görmeli ya dar olup yankı ennamı hikayet edip ennamı görmeyen yanak olup durmalı. Biz haberdar olmalı, ate enelerine Huday Teala teklif edip, mesul edip sağların üstüne koyuptur. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de diye ya eyyühellezine amenu ku enfisekum ve ahlikum naren. Ey iman getiren adamlar, Huday'a inanan adamlar, ahirete inanan adamlar, özünüzü ottan saklan, özünüzü orada yakacak işi etmeyin. Hemçinen özünüzü saklaşın diyorlar ve ahlikum, ahlinizi ottan saklan. Ehlip ne mi diyorlar? Ehlip her bir şahsın perzentlerine, her bir şahsın oğlan kuşağına, her bir şahsın ayağını, zinanasını ehliyor. Ve her bir adam öz oğlan kuşağının mesul Huday'a diye ehlinizi ottan koruyun diyor. Ve ottan koruyacak olsak tamam efallarını, tamam efkarlarını, ıtkatlarını ve giyimlerini ve libaslarını ve başka reftamatlarını ateene oğlanlardan mesul. Oğulları ehmiyet vermeyeni, çağları terbiyet vermeyeni, İslam imanı öğretmeyeni, yolla çıkıp İslam'ın harf olsa, şuna verilecek alaptan ate yönetinin ne payı. Allah Tebari ve Teala bize şu cüre emrediyor ki, siz olukkan ate olayan mı olsanız, ene olayan mı olsanız, şu mesuliyette sizin üstünüze var diye. Allah Tebari ve Teala bize veren dini, şu iki vazifeden ibaret. Birinci işleri etmeli ve birinci teleki işlerden kaçmalı. Allah Tebarek ve Teala her zattan nehyeden olsa, her zattan kaç diyen olsa, şu zatın ziyanı olansın, şu zatın zararı olansın, Huday Teala şu zararının öndazına göre nehyediyor. Beter anır başka ziyan olsa dinden çıkarıyor, kubur diyeli. Onun merak olsa haram, haramın şiddetli zayıflı. Birinci haramın günahı Huday Teala'nın yanına olup on, birinci haramın günahı Huday Teala'nın yanına onun adı. Gerçi hücrede olsa Allah Tebarek ve Teala rızayeti bilen gazabını mahfi etti. Allah Tebarek ve Teala'nın rızayeti şu büyüren işlerinin haysısın ne olsa bu amalı belliden. Allah Tebarek ve Teala'nın büyüren işleri farzda oluyor, vacipte oluyor, sünnette oluyor ve müstahabbat nafilede oluyor. Veli şu zatların hemmesine ay bir yer nefildir, bir yer sünnettir, bir zattır ahmiyet vermesini yetmeli değil. Çünkü ihtiram kavaniyillah, Huday Teala'nın veren kanunlarına, gerçi farz olsun, müstahap olsun, ihtiram etmeli. Huday Teala'nın rızayeti, haydi taatlıdır belli değil. Onun için farz da olsa etmeli, vacip de olsa etmeli, müstahap da olsa etmeli, sünnet de olsa etmeli. Veli bir tertip, güçlüsü desla farz, ikilencisi vacip, üçüncü sünnet, ondan sonra nafile. Bir tertip edebilmeyenler olsa, şu umut var ki Allah Tebarek ve Teala'nın rızayeti şolun içinde gömüklü, rızayet haysi taatta olacağı, haysi ibadette olacağı belli değil. Her ibadeti edenine nefil olsun, sünnet olsun, müstahap olsun, farz olsun, vacip olsun, şu edek Huday Teala bana rahmet eder, şu edek Huday Teala menin razı olur diyen ihtiram bilen niyet bilen etmeli. Allah Teala rızayetini şu memuratlarda, şu ibadetlerde gömüklü mahfi koyuşu alak, Allah Tebarek ve Teala'nın gazabı da şu nehyeden zatlarında. Çı güçlü olsun, çı güçlü olsun. Çı haramla derece derece edenimiz bilir. Yok arkasından kaçtım mı oluyor, aşağı arkasından kaçmalı değil.
ya mekruhdur ya birzattır, bir harama değildir deyip ona ehemmiyet vermesini yetmeliler. Allah Tebari ve Teala gazabını da şu etmediğin işlerinin içinde gömülü oydu. Her işi Huday Teala etmediyen bozu, şeriat nehyeden bozu, şu iş etsem Huday Teala bana gazap eder diyen vehmetmeli, korkup durmalı. Allah Tebari ve Teala her zadı nehyetse şu zadın zararı ve ziyanı var. Mesela Allah Tebari ve Teala bize menhiyatlardan ilk olukhani çörengül halalı. Allah Tebari ve Teala ibadet edeceğiz. Neyin bile ibadet edeceğiz? Şu etimiz, kanımız, sünkümüz, damarımız bile ibadet edeceğiz. Şu et, sünk, kan nereden emele geliyor? Allah Tebari ve Teala nadiri vesile bile bize et yasaya, kan yasaya, damar yasaya, sünk yasaya. Şu iyan kazamız bile. Şu iyan kazamızdan, iyan çörüğümüzden etimiz, kanımız vücuda geliyor. Ediyen harekatımızla şu etimizin, kanımızın kuvveti bile vücuda geliyor. Biz evvelin şeriatın mühem itibar ediyen zâdi iyan çörüğümüz halallamalı. Madem ki çörüğümüz haram olsa, mesela nüzul alayan olsak, sütkorluk ediyen olsak, riva ediyen olsak, oğurluğu edip malımıza katıştırıyan olsak, birinin nahaktan yerini basıp alıp ekleyen olsak, çörüğümüz haram olsa, iyan lukmamız, iyan çörüğümüz haram olsa, en namızda biten et, en namızda dören kan, en namızdaki zingerli, en namızdaki sünkler haram mıdır? Allah Tebari ve Teala innemâ yetekabbalallâhi minel muttakîn. Allah Tebari ve Teala tayyip, Allah Tebari ve Teala pek, pek zâdı kabul ediyor. Haram kan bilen, haram damar bilen, haram zünk bilen, haram et bilen, edilen ibadeti Allah Tebari ve Teala kabul edecek yani. Ondan sonra menhiyatların içinde evvelin mertebe bizim ehemmiyet vermeli zâdımız çörek. İyyan çöreğimizi, iyyan kazalamızı halal keyfiyetten ele getirmeli, halal formu yemeli, haram isek, öz etimiz, kanımız haram olacak, oğlan uşanmanın ne, eti kanı haram. Şun beriyan ziyanını, haramın beriyan ziyanını fikredip dursan, yeke şu haramı kesmedip, şu nüzul alıp, riva alıp, burada edip, malını haramlayan adamın yeke özüne del ziyanı. Oğlan uşanmanın etini haram ediyor, zenanesinin etini haram ediyor, tamam eti kanı haram olandan sonra şundan öğneyen çağılın acırı bu. Zamanını pesat neymedin şimdi köpülecek? Madem ki eti kanımız haram olsa şu haram kanının, haram ettin öğnen şehvet haram mı? Haram kanın, haram etin ne? Hasiyeti şu ki seni şeriattan çıkaracak bu. Şeriat işe karşın gittirmez hiç o hatta. Aklın bilen, fikrin bilen yetip de şu işe kavudur deyip edecek de olsan yevrağın yaramaya. Ne demedin şimdi? Etin kanın damarın haram. Şehvet diyenler de Allah Tebari ve Teala şücre insanı çağını şehvetten emele getiriyor. Atasının suundan enesinin rahmına varıp müstakır olandan sonra şu sudan bir damca sudan insan teşkil veriyor Allah Tebari ve Teala. Şu damın bir damca su nereden damıyor? Sen etinden, kanından, sünkünden, damarından. Ve halani ki sen etin, kanın, sünkün, damarın haram olsa, haram ettin, haram kanın, önün şehvet, haram olur, avvalana, avvalin derecesi, teleke yerlere sarf olacak olur, başka özden ananından başka, Huday eylemesin, kişilere hıyanet ettirecek olur. Bari aklın bile uğraşıp, cıdaşıp, özden anan bile oluşsan da, özden anana da veriyen şehvetin, hamuşa haram ettin, haram kanın, haram damardan önün sünkün veriyen. Biz ondan doğan oğlan gerçi veledidin abi olmasa da ahlak fasit olmaklığa, Atenesine bir terbiyet olmaklığa, Atenesine ihtiram etmesinlere tamam mukaddesatlarımıza inanmasınlığına sebep oluyor. Onun için deslâkı bizim doğrulamalı adımız, iyiyen çöreğimizi her işte olsan haramı da var, halalı da var. Her kim öz mesul olan ulamasından sonra ediyen işlerini, çörek çıkarayan zatlarını halal keyfiyet bilen, halal yol bilen ele getirmek. Yine de zahiren gözlesek, şu at bizim müptela, gün ve günden şeriatın taşına bizi kavup alıp bariyarla, şol kavup şeriattan çıkarmakla sebebin biri, mesela ziyanı yok mu kadip, ay oğlan uşaklara sergeri mi olur? Ay oğlan şom onu düzüp otada butada gelmesinden kalır. Belki kavu niyet etmesini etmeli. Bazı adamlar hayal ediyor. Mesela
televizyon nemir desya duraptır. Şu televizyon diyen desyanı öyme alıp koysam, oğlallam sinema gitmez, oğlallam on mu oynayın mı? Öyle de hanevada da meşgul olur diye. Ama biz şu neticeni gözlek görüyoruz. Televizyonlu adamla oğlallar da şu öydeki televizyon bile kalahat edin aklı. Televizyonsuz oğlallar bariyen yerine şöyle de bariyen. Sinema varsın, yine burada da varsın, rakkashana varsın, toya varsın, guhara varsın, zire varsın. Hamun şu televizyonsuzla bariyen yerine şu televizyonlu adamla çağlar da şuna bariyen. Beth bir netice münakis veriyor. Şundan çürüm televizyon halal mı kadip, şundan çürüm televizyon diyen yok mu kadiyen adamlar iştiva ediyor. O semerani, o neticeni verebilmiyor. Televizyonun zatı haram dediğimiz değil, televizyonu bir demirden, simden, ağaçtan, takaçtan, bırdattan beceriyor Allah, halalca zatlar, fakirde zatlar. Veli bize beriyen, münakis ediyen neticesini gözlesen, Kur'an ne gerekte, hadis ne gerekte, şeriat ne gerekte, akılana, adılana bir adam şuna fikretik görse, şu ad bize neyme netice verir. Hatta şu oğlanlamız, çağlamız, halal haramı kendi düşünmedik, iman, İslam neymediğini bilmedik, şeriatın nehiye diyen zatlarını kendi düşünmedik, şu oğlanlamız, şuna harif, mıdam şun başından ayrılanır. Şu oğlanlamız, şundan hiyal ediyen, şundan görüyen libasları, haram değil mi kadip, şeriatta şok avu mu kadip, şundan gören libaslarını eziyet verip o Atenes'in koymağını köşeden şunu harit ettiriyor. Ve şun içinde ne bir form, mesela avol Türkmenle oğlanlarının bir yürüyüşü var, bir elini harekat ettirişi var, şu vakti tülvizyonu kulak asayan, tülvizyonu gözleyen oğlanları imtihan et görsen, yürüyüşü de önkü yürüyüşte. Harekatı da önkü harekat değil. Elin bulaşı da önkü bulaşı değil. Ağızlarına bir nece kelimeler aydıp be, şunu kulağa asılan şu televizyondan, talim alın, öğrenen kelimeler şunu aydıp be. Ama namaz öğretecek olsan, yencip yanına oturtmasan, bir onlara oturup bilin o. Ama televizyon önümüzde olmanı bilin, yanışığın ne var, dayısın ne var, dayısın ne var, ecekesin ne var, dayısın ne var, şunlardan alık kalıp da olmayın. Hatta ki şunun sırtından asıl kalsan, köyünün yırsa da elinden çıkıp kaçıp. Şu tülbüzyon kulağız mı? Hiç vatta kulağız onu giyeceğin yarın onu ki de geliyor. Şu tülbüzyonla bize verilen, gerçi anırda sakık niyeti var, onunla işimiz yok. Şu atkı veren bize neticesi, şun içinden bir kıssaları, hikayetleri, bir zatları, karip zatları kokuzyanla, şöl kokuzyan zatlarını, şu çalepeyni oğlanlamı söndürk ediyor. Kıyıl oğlanmasın, erkek oğlanmasın. Mesela bir teleke yeri, Nauzu billahi huday saklasın, bir yerde bir kıyıl oğlan veya bir zenana biri bilen rabit-i nameşru tutunmalısa, şun başından geçen hikayetlerini, ecesinden bukunuptur, dedesinden bukunuptur, nemişettir, ahirde şun adamsı bilen kaçıptır, sıçıptır, buradaydıdır, şunu şulun gözüne kokuyor. Besbi, dilliyelleri lisan-ül kal ve lisan-ül halla var. Ediyen amaların göz bilen görüyen zatlarını sana dil bilen aitmese de hali bilen aydıya. Biz nauzu billah şu oğlancıklarımızı sizle şücre terbiye tabın dediğimiz olmaya. Halal haramı onun içinden derk eder yalak onu yetmendir. Onu gözleyen bir işler şu 14 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşındaki oğlanlar ve akılsız zenanılar. Zenanılarımızda şeriattan haber yok. Bu oğlan zıklamızda şeriattan haber yok. Onunaki berliyanın ahirki neticesini derk edebilen yok. Fakat şu görüyen amallarını, görüyen şekillerini şununla görüyor. Şu nazir libas giyiptir, şunu öğreniyor. Şu nazir harekat ediptir, şunu öğreniyor. Dadesinden bukunup maşin ağasını geçip neymiş ediptir, onu öğreniyor. Bize berliyen semeresi, şu oğlan zıklamızda şu cüre ahlakı, hazır imanın anlamını cahileştirmek, şu cüre bed ahlakları, şundan görüyen şekilleri, şundan görüyen libasları, şundan görüyen oyunları, şu oğlanlarımızın kellesine hutur ediyor. İkilenci de, televizyon nadir gözleyenler, bizim görüyen yerlerimizde, televizyon bir öğüde olsa, öğün ışığını söndürüp, televizyon gözleyen. Öğün ışığını ne biçim söndürüyor deyip, ondan bundan sonra sen gözün gözleyeni var, bırdadın gözleyeni onu bilecekler. Veli, ışığı söndürüyorlar, şol öğüde üyüşüptür yan ışıklarından, o tayinden, bu tayinden, tamam erkek de değil, kıyır erkek,
Zenan merdan qatışıq bir kezerip beti, bir ayağını uzatıp beti, bir çommalı oti, bir şücre namahrem bilen qatışıp gözü yerler. Bize şu ad beriyen neticesi şu, telekeçilik resmini kok ödeye, telekeçilik libasını şundan kok ödeye, telekeçilik sakkal murt koymanı şundan kok ödeye, saçını acire becermen şundan kok ödeye, teleke rabiti namışlığı tutman şundan kok ödeye, o düşsüne ki zenanı merdan qatışıp oturuyorlar. Bes, bize beriyen neticesi İslam'a zıt. Bes İslam'a zıt olsa, şundan haberdar olmalı, şağalamızı öz elimiz bilen bet terbiyet ver, bet ahlak, bet şekil vermeliler. Çün Allah Tebari ve Teala ata sizleri ene, sizlerini mesul etti. Siz terbiyet vermez İslam terbiyetine, her bir zadın neticesine göre şeriatın edyen hükmü. Madem ki şeriat tersine netice verse bir zat, ona şeriat icazı verip bilmiyor. Ama şeriatı teşviklandırsa, mesela şeyle olsa, televizyonuna avret yerini açmanı, İslam mezadı örtülü, namazı üretiyanmasa, İslam'ı üretiyanmasa, imanı üretiyanmasa, telekeçilikten nehyediyanmasa, mümkün onunla hiç mizat deyip bilmez. Ama şu atkı be kork ediyen, neticesi kork ediyen semeresi bize zıt İslam. Onun için haberdar olaylayın, İslam'ı hem yerden parmak vurdular, İslam'ı hem yerden zayıfçılık yetiştiriyorlar, İslam'ı hem yerden şikayet yetiştiriyorlar. Biz şun üstünde, şun karşısında kaim durayın, şeriata muhalif, şeriata ziyan veren zatları amel etmeli. Allah Tebari ve Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine şu emniyeti, şu aysayışı, şu ferahatçılığı bizden almadın. Her bir zada Allah Tebari ve Teala sebep koyuptur. Şu koyan sebebine madem ki biz şükretmesek, Huday Teala'dan şun hakkında dua etmesek, Allah Tebari ve Teala bizden şu sebebi alsa ala amelik. Allah Tebari ve Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine birileri ve cemiyi Müslümanları şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı bilen amel etmene nezip etsin. Allahümme Rabbena atina fiddunya hasenatan ve fil ahireti Hormatly mu'min we musulman türkmen dogalary, Iranyň türkmen sahra ýurduna ýerleşen Hawzy ilmiýeti Irfany Irfanawatnyň semgi we basary wahadyna taýýarlanan bernamalaryň ýene birini diqqetiňize hödürledik. Taýinki bernama hoş Allah ýarynyz bolsun.